Aziz dostlar, hepinize merhabalar. Ramazan ayı ile ilgili 10 tane hadis-i şerif sizlerle paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayalım. Recep ayı girdiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, uzatma, günahlarından vazgeç, Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır. Ramazan boyunca her gece böyledir. Ay 29 gündür. Dolayısıyla siz Ramazan ayına ait hilali görmedikçe oruç tutmayın. Yine Şevval ayına ait hilali görmedikçe de bayram yapmayın. Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin. 30'a tamamlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En cömert olduğu anlar ise Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur ve onunla Kur'an'ı müzakere ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırda rahmet yüklü rüzgardan daha cömertti. Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve ramazandan ramazana aralarında işlenen günahlara kefarettir. Ramazanı yaşadığı halde günahları bağışlatmayan kimsenin burnu yerde sürünsün. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucu tutmaktır. Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Oruç sahibini koruyan bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa iki defa ben oruçluyum desin. Kıymetli dostlar, bu videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.